Peki Nagihan nereye gider CHP bu anlamda? Yani bu bir de mesela Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu görüşmesi vardı. Gerçi pek bir şey sızmadı hani. Evet. Benim atladığım bir şey var mı bilmiyorum ama. Ne bekliyorsun ve bu noktada İmamoğlu'nu nereye koyuyorsun? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Zeitgeist Almancalı, zamanın ruhu diye çevrilir. Türkiye'de her şey bu zamanın ruhuna göre belirleniyor. Ve muhalefet de şunu görmüyor. Zamanın ruhunu zaten iktidar belirliyor. Yani muhalefet aslında bu genel havayı, zamanın ruhunu değiştirmek için, ipleri ele almak için ezber bozucu çıkışlar yapmıyor. Yani aslında büyük bir tuzağa düşüyor. Birçok konuda bu böyle. Yani ben mesela Ünal Çeviköz meselesini, Ünal Çeviköz'ün söylediklerinin hepsine katılıyorum anlamında söylemedim. Bir alternatif üretmek. Siz buna yanlış da diyebilirsiniz ama bir alternatif üretmek ve siyasetin nerede başlayıp nerede bittiğini demokrasilerde hatırlamak. Bu önemlidir. Yani bakın Türkiye'de çok güçlü bir iktidar var uzun zamandır ve öyle güçlü bir söylem üretti ki dış politika devletin alanı halindeymiş gibi genel geçer bir kabul. Yani muhalefet de siyasetin mevzilerinin bu kadar daralmasını içselleştirdi. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Mesela Sayın Muharrem İnce'nin çıkışı Ermenistan'a yönelik öyle, Azerbaycan'a yönelik öyle şey olur mu? Dağlık Karabağ'da elbette ki Ermenistan işgalciydi. Ve Dağlık Karabağ'da Azerbaycan haklı olduğu bir şekilde kendi topraklarına geri dönmüştür. Türkiye'nin Azerbaycan'ın bu anlamda yanında durması fevkalade doğruydu. Ama Türkiye kategorik olarak Azerbaycan'ın yanında durup Ermenistan'ın karşısında duracak bir ülke olmamalı. Ve bakın Beştepe'de Nikol Paşinyan da vardı Ermenistan Başbakanı. Nerede bu oturdu? Ülke Sayın aynı Paşinyan zamanda nerede oturdu? Orada olması yeterlidir. Bakın, hayır. Nerede oturdu? Bilmiyorum nerede oturdu. Sayın Aliyev'in arkasında oturdu. Olabilir. Yani benim öz kardeşimin arkasında. Peki bu ne demek? Arkası. Bu ben diplomasiye göre bir mesajdır. Katılmıyorum. Bir mesajdır. Cem Bey ben bu ülke çoğulcu, demokratik, Osmanlı mirası bir ülke olma iddiasındaysa Ermeni kardeşlerimizle Azeri kardeşlerimiz arasında bir ayrım yapmamalıdır. Olduğunu kim söyledi? Siz söylüyorsunuz. Hayır ben şunu söylüyorum. Siz altını çizerek söylüyorum. Katılmıyorum. Yanlış buluyorum. Azerbaycan toprağını işgal edip. Bakın, Azerbaycan Türk kadınlara tecavüz edip manipülasyon değil hukukun bizzat yaşananların kendisi. Ben biraz önce Azerbaycan'ı çok kısa dinledim. Bakın ama itham ettiniz. Hayır ben. Eğer Azerbaycan'ı 30 yıl işgal ettilerse. Peki ben ne dedim? Bir Azerbaycanlı kardeşimiz öldürülürken çok önemli. Ben bunu sevmiyorum. Ama bu söz sırası onundu. Evet, bu çok önemli. Hayır ben bunu söyledim. Bir daha söyleyeyim. Size söz vereceğim. Beni söylemeyin. Azerbaycan toprağını işgal etmiştir. Ben aynı şeyi söyledim. Bu Türkiye'deki Ermenilerle bir bir benzeşme değildir. Cem Ermenistan işgalci ülkedir uluslararası hukuka göre. Nokta. Tamam. Ya ben birazdan, aynı şeyi söyledim. Kimi aynı neyi satıyorsun? Birazdan ben dedim ki Ermenistan Cem Kaya, rica, satıcı falan değilim mi? Rica ediyorum. İstirham ederim ya lütfen. Tamam rica ediyorum. Ben istirham ediyorum. Çünkü benim sözlerimi buyurun. Sanki ben tersini söylemişim gibi tekrar bana söylemeyin. Anadolu'daki Ermeni kardeşlerimizle ilgili tek kelamım olmamıştır. Ya, nokta. Ben sizinle ilgili bir şey söylemedim. Ben genel olarak diyorum ki bu ülke Osmanlı mirasıysa ki öyledir. Çoğulcudur, çok kültürlüdür, çok milletlidir, çok dinli bir ülkedir. Değil mi? O zaman Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir ayrım yapmamalıdır. Nitekim Beştepe'de Ermenistan Başbakanı olması da bunu gösteren çok doğru bir adımdır. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalini sonlandırdı ve Türkiye'nin bu konudaki tutumu elbette doğruydu ve sonuna kadar yanında olmak gerekir. Ama Türkiye, Azeri kardeşlerimizle Ermeni kardeşlerimiz arasında bir ayrım yapmamalıdır. Ben bunu söylüyorum. Ve bakın bu ülkede AK Parti hükümetleri çok doğru bir şekilde Ermenistan açılımını da yapmış hükümetlerdir. Yani aynı şeyi mesela başka bir dış politika başlığını bir kenara koyalım. Beni rahatsız eden başka bir şey daha. Şimdi bir söylem belirleniyor ve buna bu içselleştiriyor. Vatansever politika. İpek Hanım katılıyorum. Elbette bütün siyasilerimiz vatansever politika öne sürmek durumundalar. Yani vatanlarını sevmeseler siyaset gibi dünyanın en yorucu, en riskli işine niye talip olsunlar? Ben hepsinin vatansever olduğunu düşünüyorum. Muharrem Bey de aynı şekilde vatansever, Kemal Bey de aynı şekilde, Sayın Cumhurbaşkanı da öyle ve diğerleri de. Şimdi Sayın İnce 2018'de Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyarete giderken
vatansever. Ama HDP oyları HDP ziyarete gitti. Sadece Demirtaş'ı değil, hepsine tamam, gitti. Tamam, olabilir. Hepsine gitti, hepsine de para ama, yatırdı tamam, aynı zamanda. Ama altılı masada her tabanı yanına almak istiyor. Elbette ki HDP HDP şey oylarını almak istiyor. O bir nezaket ziyareti. Sayın İnce %30 alırken onun içinde HDP oyları yok muydu? O çok elbette başka ki vardı. Şey. CHP'nin oyuna bakın. Açıklama gelmiyordu ve ona sessiz kalınmıyordu ama. HDP oylarına talip olmak son derece demokratik bir tutumdur. HDP'nin çizgisini onaylamak zorunda değilsiniz. Bakın HDP'yi eleştiriyor. HDP'nin zaten kendi seçmeni de eleştirdi. Yani oy oranları ortada. Ama 2018'de Selahattin Demirtaş'a cezaevinde ziyarete gitmek doğrudur. Ama 2023'te HDP'nin oylarını istemek gayri şeydir. Vatanseverlik dışındadır. Çok ben ayrı. Bu zeitgeist'ın, bu zamanın ruhunun, bu aslında muhalefeti de kuşatmış olan bu havanın bu şekilde kolaylıkça içselleştirilmiş olmasını açıkçası anlamakta zorlanıyorum. Kaybedişin sebeplerinden biri de budur bence. Çok kısa bir 30 saniye bu hukuki açıdan cevaplayayım. Çok önemli bu konu, hassas. Şimdi bizim ifade etmek istediğimiz husus şu. Kimse kelimelerimizi tevil veya tekzip etmesin. Ermenistan devlet başkanının oturduğu yer neresiydi? Azerbaycan devlet başkanı Sayın Aliyev'in oturduğu yer neresiydi? Yani Ermenistan bu, başbakanını benimkine girdiniz. Şimdi, yani Ermenistan başbakanını ben çok güzel Sayın Da Vinci'nin bir sözü vardı. Dokunup da hissetmeyen, konuşup da dinlemeyen, bakıp da görmeyen insanlarla diyor. Biraz önce ben müsaade ettim araya girmeye. Bir dakika. Soru soracağım. Bir bitirsin. Sayın siz sorunuzu sorun. Hayır, bu onu anlatmakla. Ama ben bir anlatayım. Bir dakika. Yani sizce Türkiye Cumhurbaşkanı bir mesaj verdi. Türkiye şu anda yani Türkiye Ermenistan Başbakanı'nı aşağılamak için mi davet etti? Öyle şey olur mu? Siz benim sözlerimi neden çarpıtma gereği duyuyorsunuz? Siz arkasına oturttu özellikle diyorsunuz. Diplomasiye orada bir diplomatik mesaj verdi. Diplomasiye göre bir mesajdır kıymetli hanımefendi. Peki Cem Kaya. Şimdi anlatayım. Çok kısa. Lütfen. 1993 senesinde Ermenistan'ın zırhlı birlikleri Fuzuli, Hankendi, Şuşa ve Karabağ'ı işgal etmiştir. Evet. Ve bu işgalde genosayt dediğimiz insanlık suçu işlemişlerdir. Evet ve ben karış oraları gezdim. Çok büyük bir insanlık dramı yaşanmıştır orada. Kıymetli hanımefendi bir müsaade buyurunuz. Gazeteciler Cemiyeti'nin de ödülünü aldım ben o yazı. Ne güzel, ne güzel hediye vermişler. En iyi bildiğim coğrafyalardan biridir. Şimdi bir gazeteci sual arz ediyor. Diyor ki çok önemli. Siz diyor o dönemde katliam yapan çetecilerden birisiniz diyor Ermenistanlı bakana. Ve diyor ben size bir soru soracağım. Uluslararası hukuka göre yaptığınız suç mudur? Ermenistan'ın savunma bakanı çıkıyor diyor ki ben diyor o katliamda 16 yaşında bir Azeri Türk'ü kızın derisini yüzdüm. Hayatımda bundan daha fazla bir zevk almadım diyor. Ve o gazeteci kızı oradan döverek atıyorlar. 5 tane karar veriyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Kim var? Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin. Tamamı vermiş olduğu kararlarda Ermenistan'ın Azerbaycan'ın öz toprağını işgal ettiğini elbette söylüyor. Elbette bu tartışma konusu ve değil. Ve ne yapıyor? Hocalı katliamlı bir soykırımdır. Bu Karabağ direnişini 2539 şehit 40 gün savaşlarında 4700 gazi ile Aliyev ve onun komutasındaki Azerbaycan ordusu bir kurtuluş muharebesiyle bitiriyor. Ve biz hep ne diyoruz övüne övüne? İki devlet tek millet. Şimdi Anadolu coğrafyasındaki bizi biz yapan 85 milyonun içerisinde kim var? Elbette ki Ermenistan kardeşlerimiz, Ermeni kardeşlerimiz var. Elbette ki Kürt kardeşlerimiz var. Elbette ki Boşna, Poma, Manavı, Lazı, Kürdü, Çerkezi, Arabı var. Arnavutu da var. Arnavutu da var zaten ifade buyurdu. Biz diyor bir mermeriz cennet mekan başbuğ Türkeş. Mozaik değiliz. Bizi dağıtamazlar diyor. Bir Hrant Dink'in güvercin tedirginliğini biz de yaşıyoruz. Asla ve katta Anadolu coğrafyası ile ilgili değildir. Ama eğer yarın bir gün bir kez daha Ermenistan, Karabağ veya Azerbaycan'a karşı bir hamle yaparsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası açıdır. Bu AK Parti MHP politikası değildir. Can kardeşinin yanında olmaktır. Şuşa beyannamesinde uluslararası hukuka göre de bunu imza etmiştir. Bu beyannamenin tarihi de 15 Haziran'dır nokta. Peki. Ben iki şey söyleyebilir miyim? Rica edeceğim ama peki. Bu konudan tamam, çıkmak ama çünkü dış politika doğru, değildi bugünkü. Çok doğru. Ben sadece şunu demek istiyorum. Kısaca. Bak, yani bu o kadar ajitatif bir hale geliyor ki sonuna kadar Azeri kardeşlerimin yanındayım. Bakın kim faşistse Ermeni faşistinde benim gibi Türk bir faşist varsa onun da karşısındayım. Ben bütün faşist
hareketlerin karşısındayım. Hocalı bir insanlık dramıdır, bir katliamdır ve Türkiye çok doğru bir şekilde o işgalin bitirilmesinde net tavır aldı, inisiyatif aldı ve Türkiye sayesinde de o yanlışlık düzeltildi. Benim söylediğim bambaşka. Yani gidip Erivan'ı işgal mi edelim bu mantığa göre? Yani elbette ki Ermenistan'ın yaptığının sonuna kadar karşısında olmak lazım yanlış yaptığında. Ama Ermeni kardeşlerimizle Azeri kardeşlerimiz arasında da ayrım yapılmaması zaten gerekir. Zaten onu yapan olmadı. Türkiye Ermenileri de şey. Ermenistan Ermenileri de. Hepsi bizim kardeşimizdir. Ben yani de çok kısa, çok kısa. Konumuz bu değil aslında. Nagihan Hanım Muharrem İnce'ye örnek verdiği için çok kısa söyleyeceğim. Evet. Zaten Sayın İnce hiçbir zaman Ermeni kardeşlerimizle Azeri kardeşlerimiz arasında böyle bir ayrım yapmadı. Bu bir. İkincisi 2018 döneminde bütün Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret etmişti. Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret etti. İşte Tayyip Erdoğan da ziyaret para etti. Bütün hepsini evet para yatırdı hesaplarına. Erdoğan da ama yani karşılığında hani kendisine öyle bir şey olmadı. Nezaket olmadı. Bunun dışında şimdi bu HDP meselesi aslında HDP meselesi şuradan ortaya çıktı. Evet Sayın Kılıçdaroğlu TBMM altında görüştü ama HDP bir kere aday çıkartmadı. Adaylarını destekleyeceklerini söyledi ve kapalı kapılar arkasında konuşuldu. Ne konuşuldu, neyin karşılığında desteklendi? Bu açıklanmadı topluma. Eleştirilen buydu. Son olarak da şunu çok söylüyorum. Çok konuştuk bu konuyu çünkü. Çok evet konuştuk. Son cümleyi rica ederim. Bir de bu Kandil'den gelen açıklamalara Sayın Kılıçdaroğlu cevap vermedi. Belki eleştirilen noktalardan bir tanesi de bu.